Merhaba, şimdi sizlere Yaşar Üniversitesi Ekonomi Anabilim Dalı yüksek lisans programlarını özet olarak tanıtmaya çalışacağım. Ekonomi programları yüksek lisansta tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programı olmak üzere 3 ana başlıkta belki toplanabilir. Aktif olarak en popüler programımız tabii tezli yüksek lisans programı bunun içerisinde. Aklınıza belki neden Yaşar Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisans Programı diye bir soru gelebilir. Yani yüksek lisans programının kazanımları nelerdir? Ekonomi tezli yüksek lisans programı öğrencilerin modern teknikleri kullanarak güncel ekonomik olguları kavramalarını, ekonomi politikaları, ekonomik büyüme ve gelişme, ekonomik küreselleşme, birey ve firmaların karar modelleri, teknolojik yenilik ekonomisi, ekonomik krizler gibi geniş bir yelpazede teorik bir temel oluşturabilmelerini sağlamak üzere düzenlenmiştir. Ayrıca program kapsamında tez yazma sürecinde öğrencilere akademik etik kuralları çerçevesinde yüksek kaliteli araştırma yapma, uluslararası standartlarda araştırma raporları ve makaleler yazma becerileri de kazandırılmaktadır. Evet, bir diğer konu ekonomi anabilim dalı lisansüstü programlarımızda uzmanlaşabileceğiniz alanlar nelerdir sorusu. Programın geniş seçmeli ders yelpazesi, öğrencilerin planladıkları akademi, özel sektör ya da kamu sektörü kariyerlerine göre uzmanlaşmalarına imkan sağlamaktadır. Daha ileri düzeyde ekonomide doktora eğitimi almak isteyen öğrencilere bir altyapı oluşturur. IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlardan tutun da ulusal kurumlara, Merkez Bankası, Bankalar Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı gibi uzman yetiştirir. En başta ekonomik modelleme, ekonomik öngörü yani geleceğin ne olabileceği konusunda senaryo, alternatif senaryolarla öngörülerde bulunabilme, finansal piyasalarda uzman, ekonomik politika danışmanlığı, uluslararası ekonomi ve ticarette uzmanlık gibi birçok alanda uzmanlaşılabilir. Biraz da program içerikleri ve programda yer alan dersler konusunda bilgi vereyim. Programda en az 7 ders ve bir seminer dersi alınmalıdır. İlk yarı yıl mikroekonomi kuramı, makroekonomi kuramı, ekonometrik yöntemler ve ekonomide araştırma yöntemleri olmak üzere 4 zorunlu ders bulunmaktadır. İkinci yarı yıl ise zorunlu seminer dersinin yanında öğrencilerimiz kendi uzmanlık alanlarına göre 3 tane seçmeli ders alabilirler. Bir de çok sık sorulan sorudan birisi bu tezli ve tezsiz program arasındaki fark nedir? Niye böyle bir ayrım var? Aslında tezli yüksek lisans akademik, tezsiz yüksek lisans daha çok böyle piyasaya yönelik bir programdır ana hatlarla. Ama biraz daha bilgi vereyim teknik olarak nedir bu ikisinin ayrımı? Tezsiz yüksek lisans programı en az 10 ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarı yılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve en geç 3. yıl sonunda yazılı proje ve veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilmektedir. Tezli yüksek lisans programı ise en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmaları. Tabii en önemli kısmı bunun tez, daha akademik bir çalışma. Program içindeki seminer dersi bir dönem dersler ile birlikte alınır. Tez çalışması en az 2 dönem alınması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması başarılı ve başarısız olarak değerlendirilmektedir. Peki mezun olunca bize ne diyecekler? Mezuniyet sonrası alınan derece öğrenciler ekonomide master unvanıyla mezun olurlar bu programda. Evet. Peki başvuru koşulları nedir bu programlara? Bir de ona biraz bakalım. Programa 4 yıllık lisans derecesi veya YÖK tarafından buna eşdeğer kabul edilen yurt dışı derecelere sahip olan ve mezuniyet ortalaması 4 üzerinden 3 olan herkes başvurabilir. Bayağı geniş bir yelpaze. Bir takım koşulları var tabii bu başvurulacak adaylarda aranan. Yabancı dil koşulu örneğin Yaşar Üniversitesi Flat sınavında en az 65 puan veya YDS ile ÖSYM'in tamında eşdeğer sınavdan en az 65 puan. Lisansını Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yapanlardan dil sınav zorunluluğu aranmamaktadır. Çünkü zaten onlar bir 4-5 yıllık bir İngilizce eğitimden geliyorlar.
Evet, diğer koşul ALES GRE GMAT puan türü konusu, puanı ve türü konusu. ALES en az 55 puan, herhangi bir puan türü olabilir. GRE en az 149 ve GMAT en az 450. Bunlardan birisini almış olmak gerekiyor. Değerlendirme ölçütleri ortalamasında da tüm bu noktanın ortalaması en az 100 üzerinden 65 almış olması gerekiyor programa kabul için. Peki bu başvuru değerlendirme ölçütleri ortalaması en az 65-100 nasıl hesaplanıyor? Bir de ona bakalım. Şimdi mülakat puanının %30'unu alıyoruz. ALES puanının %50'sini, lisans genel not ortalamanızın da %20'sini alarak bu işte başvuru değerlendirme ölçütleri ortalaması karşımıza çıkıyor. Bu ortalamanın en az 65 olması gerekiyor kayıt yaptırabilmeniz için. Evet. Başvuru mülakat aşaması hazırlıkları. Peki ne yapalım? Bu başvuruya başvurduk, mülakata çağrıldık. Biraz da ona bakalım isterseniz. Mülakata gitmeden önce başvuru yapılacak programla ilgili biraz detaylı araştırma ve hazırlık yapılsa iyi olur tabii ki. Yani biraz bilginiz olsun, nereye gittiğiniz size uygun mu değil mi? Önce kendiniz karar verin buna. Yüksek lisans yapma amacınız ve seçtiğiniz ya da uzmanlaşmayı seçmeyi düşündüğünüz alanla ilgili bilgi gene gerekli. Mülakattan önce bölüm hocalarıyla görüşülüp programlarla ilgili bilgi de alınabilir. Bu da her zaman yararlı bir ön hazırlık olacaktır. Peki farklı bir alanda lisans eğitimi alan öğrencilerin yüksek lisans başvurusu mümkün mü? Yani ekonomi değil de başka bir alandan, diyelim ki bilgisayar mühendisliğinden veya başka endüstri mühendisliğinden bilgisayar ekonomi yüksek lisansı yapacak bir adayımız veya uluslararası ilişkilerden diyelim ki veya gene aynı fakülte içinden başka muhasebe bölümünden veya işletme bölümünden diyelim ki yüksek lisans yapmak istiyorsun ekonomi. Bu durumda neyle karşılaşıyoruz? Şimdi buradaki sorun ekonomi alanı dışında eğitim almış ve programımıza kabul edilmiş öğrencilerden mezun oldukları fakültelerde almış oldukları dersler de dikkate alınır. Yani biz genel olarak ne kadar ekonomi okumuşsunuz buraya gelmeden önce yok bakıyoruz. Lisanslı derslere başlamadan önce bazı bilimsel hazırlık derslerini tamamlamaları istenebilir. Yani hangi ders aldınız, ne aldınız? Örneğin bu dersler temel ekonomi, ekonometri, istatistik gibi lisansüstü derslere devam edilecek yeterliliği sağlamasını hedeflemektedir. Yani bu altyapı var mı? Eğer yoksa bunları size vermemiz gerekecektir. Bunlar her adaya göre değişeceği için aday başvuran yani ekonomi dışındaki bölümlerden başvuran adaylar tek tek değerlendirilip ona göre aslında karar veriyoruz. Ona göre bir ihtiyacı var mı yok mu kararı veriliyor. İhtiyacı varsa ne, hangi derslere ihtiyacı var o kararlar veriliyor. Evet. Bir diğer soruda tersten ekonomi tezli yüksek lisans programında farklı bir disiplinden ders alınabilir mi? Yani ekonomiye geldiniz, kayıt yaptırdınız. Siz diyelim ki siyaset biliminden bir ders almak istiyorsunuz veya müzik bölümünden bir ders almak istiyorsunuz. Bilemiyorum hangi bölümden bir ders almak istediğinizi. Ama buradaki konu, kriter genelde tabii ki her bölümden ders alınabilir ama krediye sahip ve program içinde olması için danışman onayıyla yapmayı planladığınız araştırmaya, yani bir tez yazacaksınız ya sonradan, ona katkısı olabilecek her türlü disiplinden ders alınabilir. Yani burada bir danışman onayı gerekiyor tabii. Bu yüksek lisansa başladığınızda size atanan bir danışman olacak, danışman hocanız olacak. Onun onayladığı bir dersi tabii ki alabilirsiniz. Evet. Peki biz artık lisans mezunuyuz. Büyüdük, ailelere yük oluyoruz. Bunu onlara yük olmadan nasıl yapabiliriz sorusu var tabii birçoğumuzun aklında. Bir seçenek tabii burs bulmak, burs almak. Ona değineceğim birazdan. Bir seçenek de çalışıyor olmak. Çalışırken bunu yapabilir miyim konusu. Sektörde çalışarak lisans eğitim yapmak mümkün mü? Ekonomi bölümü yüksek lisans programında dersler hafta içi 18.30'da başlıyor. Dolayısıyla aynı zamanda sektörde çalışarak lisansüstü eğitimi yapmak mümkün. Hem çalışıp hem yüksek lisans yapmak özellikle ilk yılki programın yoğunluğu göz önüne alındığında zor ve çok çalışma gerektirse de derslerin akşam olması bunu biraz kolaylaştırıyor tabii ki.
Evet, peki programda Erasmus imkanları, süreç ve koşulları nelerdir gibi bir soru geliyordu belki aklınıza. Erasmus tabii ki çok önemli. Yani Avrupa Değişim Programı çerçevesinde bir yıl yurt dışında başka bir üniversitede bulunmak her zaman ufkunu genişletir. Hani eskilerin deyimiyle ifade edersek, ufkunuz genişleyecek, tecrübeniz artacak, bir farklı bir şey katacaktır muhakkak size. Yani orada aldığınız derslerden geçmeseniz bile orada bulunmuş olmanız başlı başına posta bir şey. Peki bu süreç nasıl işliyor? Ona bir bakalım isterseniz. Öğrencilerimiz kendi ana bilim dallarının yapmış oldukları Erasmus çalışmaları anlaşmaları kapsamında bir Avrupa Birliği üyesi ülkede değişim öğrencisi olabilmektedir. Erasmus programında değişim süresi en az 3 ay, en fazla 12 aydır. Dolayısıyla Erasmus başvurusunda bulunabilmek için bir de not ortalamanızın iyi olması gerekiyor. 4 üzerinde en az 2,5 olmalı. Gidilecek üniversitenin eğitim dilini en az B2 düzeyinde biliyor olmak. Böyle bir şeyiniz yoksa Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'nun düzenli dil yeterlik sınavından en az 60 almak gerekmekte bu konuda. Evet, burs kazanma imkanları. Bir diğer konu çalışma dedik, bir de burs konusu bu yüksek lisansı yaparken. ekonomi yüksek lisans programında öğrencilere 3 farklı burs imkanı sağlanmaktadır. Birincisi ekonomi bölümü tarafından %100, %50 ve %25 burslar verilmektedir. Bu bursların sayısı ve oranı değişebiliyor her yıl. Ama genel olarak burada yapılan başvuru anında değerlendirme ölçütleri ortalaması en yüksek olan öğrenciye önce %100 olmak üzere başarı durumuna göre bu burslar dağıtılıyor. Bugüne kadar başvuran tüm başarılı öğrencilerimiz bu arada burs alabilmiş. Bu konuda içinizi rahatlatmak isterim. Bunun dışında protokol bursları var. Yüksek Lisans Enstitümüzün üniversitenin yaptığı, belirli kurumlarla, şirketlerle yaptığı protokol burslar var. Oradan da bir %30 indirim sağlamak mümkün. Üçüncü konuda lisans eğitiminizi Yaşar'da yaptıysanız, lisans eğitiminde burs sahibi olan öğrenciler yüksek lisans bir mezun olduktan sonra 2 dönem içinde başvurdukları takdirde bursları yüksek lisans programında da devam etmektedir. Yani burada yalnız ekonomi bölümünden mezun veya yakın bölümlerden mezun öğrenciler için bu burs koşulu geçerli. Ama genel not ortalamasının lisansta 3,20'nin altına düşmemesi lazım. Lisans bursunuzun yüksek lisansta da devam edebilmesi için. Bu da aslında Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin oldukça sıklıkla tercih ettiği bir burs seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Bilimsel araştırma projelerinde bursiye olarak yer alarak burs kazanma imkanı var mıdır gibi belki bir soru geliyor. Bu da önemli bir konu burs alanı açısından. TÜBİTAK olsun, Avrupa Birliği olsun ve Yaşar Üniversitesi araştırma projelerinin burs destekleme birimleri olsun. Öncelik yüksek lisans öğrencilerimize tabii ki bu alanlarda. Çalıştıkları alanın, bu önemli, çalıştıkları alanın proje konusuna uygun olması koşuluyla bu tür destek ve burslar alabilirler yüksek lisans öğrencilerimiz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız var ise Yaşar Üniversitesi Ekonomi bölümüne uğramayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.